FC24 kariyer modunda sadece serbest transferlerle başarılı olup Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Burnley'nin başına geçtik çünkü Burnley Premier Lig'de çok zor günler geçiriyor. Düşüyorlar abi. Adamlar düşüyor ve biz onları bu bataktan sadece serbest futbolcularla çıkaracağız. Bu rebuild'de bonservis ödemek yasak. Yapacağımız şey şu, hemen göstereyim. Serbestlere geliyoruz ve transferlerimize başlıyoruz. Şimdi şöyle dostlar, ilk transfer döneminde Afif gibi bazı ligi olmayan futbolcular burada serbestte gözüküyor. Bu yüzden bu dönemde hiçbir transfer yapmayacağız. Direkt olarak ocağa gideceğiz. Burnley'nin mevcut kadrosuna baktığımızda oldukça güçsüz olduğunu görüyorsunuz. Ama bu kaleci fena değildir ha. Sizi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapacağız. Yani umarım. Ya yapacağız da kaç sezon süreceğini bilmiyorum. Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Geçen sezonda bir aslında serbest futbolcularla rebuild yapmıştık. Çok sevmiştiniz. Bu sene de yine sizden güzel bir beğeni ve yorum sayısı bekliyorum dostlar. En az 10.000 beğeni yapalım. Ayrıca 1 milyon abone olmamıza çok çok az kaldı. Yani 150.000 abone kaldı dostlar. Abone olalım. 1 milyon olalım ya. Ocak ayındayız. Yani önce ufak bir takım değerlendirmesi yapıp ardından serbest transferlerimize başlamak istiyorum. Amduni gelişmiş, helal olsun Amduni. Ligde nasılız? Ya gerçek hayatta evet aşağı yukarı aynı. Bu takımı şahlandıracağım ya, bak düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Burnley taraftarına sesleniyorum, düşmeyeceğiz. Çünkü serbest transfer seven, serbest teknik direktörünüz burada. Önceki transfer döneminde boşta kalan çoğu oyuncu kendine takım bulmuştur. Uygun olan adamları alacağız. Bak Samuel Gustafsson, tam benlik bir adam, gelsin. Defansif orta saha 75. 24 yaşında 75'lik kaleci neden olmasın? Bakıyoruz. Mevki mevki detaylı da bir araştırma yapacağız. Ola Solbakken, ooo bir de Norveçli, gelsin. Bekle. Takımın ihtiyacı ne abi? Önce doğru bir teşhis yapalım. Takımda 27'lik bir defansif orta saha var. Merkez orta sahada Berge abimiz var. Sol kanat. Abi kanatlar sıkıntılı bu takımda. Santrfor'da da Foster'dan şey olur mu? Olmaz ya. Amduni oynuyor zaten. Tamam. Tek Santrfor'a dönüyoruz. Bir tane sol kanat lazım. Sağ kanatta Berge oynamaz. Dur bakayım. Amduni burada da mı oynuyor? Bu nasıl bir Santrfor be? Ama onun arkasına bir ofansif orta saha yapacağız biz. Stoperler nasıl? Stoperde yaş önemli bak. Bu Esteve 21 yaşında. Bu kalsın. Beyer 23 yaşında. Stoperlerimiz şimdilik iyi. Daha yükseğini bulmazsak al. Bu Asignon'lu kimdi ya bu? Bu biriydi ya. Bu bizim takımlardan birine gelecekti sanki. Hasan'dan bilgi geldi arkadan. Galatasaray'a gelecekmiş. Bak doğru hatırladım. Şimdi abi sol bek, sol kanat, sağ kanat. Acil ihtiyaçlarımız bu. Gerisine bakacağız. Sol bek mevkisine kimleri alabiliriz? 4 tane oyuncu alabiliyoruz şu an. 4 tane boşta adam var. Ukraynalı şu çocuk var. Bir de Meksikalı Gallardo var. Gallardo'yu alacağım. Gallardo'yu alıyorum. Sol orta sahalara bakalım önce bir. Sonra sol kanatlara da bakarız. Abi tek bir adam var. Kafayı yiyeceğim ya. Peki şuna baksak. Atak deyip sol kanada baksak mesela. Çok az adam var şu anda. Etraf birazcık piyasa durgun, öyle söyleyeyim size. Opsiyonel bir de stopere bakacağım ya. Yüksek bir adam yakalarsak alalım diye de. Bu transfer dönemi bizim için kesat geçecek belli. Çarşamba pazarı bunları alıp kaçalım biz, yoksa alamayacağız başkasını. Hemen transferlere başlıyorum. Önümüzdeki yaz transfer döneminde daha fazla serbest ve daha iyi oyuncuları almak istiyorum tabii ki. Ama bu dönem biraz böyle geçecek gibi. 34. Tamam abi. Gallardo geldi. Meksikalı sol bekimi çektim. Bayağı bir yorum gelmiş abi. L1 R1'e basınca animasyon geçiyor diye. Şimdi onu da bir deneyeceğim. Burada mesela hiç araları geçemiyorsun. Bir hızlandı sanki ama. Değil mi? Sanki bir hızlandırdım şöyle L1'e basarak. Ufaktan bir hızlanma hissettim. Aynen. Burada da basıyorum. Abi direkt geçiyor. Fena. Yakında bir 1 milyar rebuild yapalım yine. Labrovic. Seni alsam mı ya? Kalecimiz de fena değil ama. Ya birbirinizi keseceksiniz. Seni almayacağım. Gustafsson hemen gelsin. Defansif orta sahaya bir katkıdır yani. Ayrıca bu sezon kimseyi de satmayacağım. Onu da söyleyeyim. Nereye adam satıyoruz? Bizim adam satmaya hakkımız yok. Elimizdeki parayla serbestlerimizi aldık. Devam edeceğiz. Aa ofansif orta saha almadık. Mecbur şey yapacağız. Berke. Ya da dur şöyle yapalım. 2 tane iyi defansif orta sahamız var bizim. Şu şekil bir şey oynatabiliriz ya. Gustafsson burada. Kalın şurada. Berge burada. Aldığımız adamlar nerede abi? Gallardo. Sol beke gel. Başka biri yok mu? Şu Manuel. Lan ismin Manuel Fernandez'e benziyor. Gel lan. Gel 74 overall'sın. Tamam. Şimdi biz bu mevkileri hemen verelim. Bu mevki işi önemli. Yoksa oynamazlar. Nathan Redmond da burada. Hem de sağ orta saha. Biz bu adamı nasıl kaçırdık? Bir de önümüzdeki sene kiralık olan oyuncular falan filan derken aslında neyin ne olduğunu da göreceğiz. O da iyi olacak. Şu şeyle bir sözleşme yenilelim. Zeki Amduni ile sözleşme yenileyeceğim. Niye öyle oldu ya? Kaç yıllıkmış sözleşmesi? 4 yıllıkmış abi. Tamam. Manuel'in gelişecek yolu da var. Bu çocuğa biz hani oynatırsak bu çocuk gelişecek de. Öyle bir durumu da var. Hemen bir 2 hafta ilerleyeceğim. Hızlıca 2 hafta ilerlemek istiyorum. Şöyle geçelim. 2 haftadan da fazla ilerledim. Garanti olsun gelişimler. 4-1 yenildik. Bizi gelen geçen yeniyor abi. Öyle bir durumdayız. Hadi bir galibiyet ve ligde. Ha şöyle Luton'u yendik. Güzel. Luton'u yendik abi. Şimdi takıma bakıyorum. Abi çocuklar bir heveslendi biliyor musun galibiyet alınca. Sol baken. Şimdi seni ters kanat çalıştıracağız. 74'lük adamı anca bulduk serbestlerden ya. Yalnız Manuel de kanat yapınca 86 oldu ha. Konuşmazsınız arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi hep beraber sezon sonuna gidelim. Takımın ne yaptığına bir bakalım. Şu anda
aslında 16.yiz ligde ama düşme hattına çok yakınız abi. Biz 21'iz. Brighton 17 mesela. Bu yüzden seri galibiyetlerle bu sezon ligden düşmememiz lazım. Düşersek bizim için büyük sıkıntı olur abi yani, olmaz. Bize olmaz düşme işi. Biz istemiyoruz öyle bir iş. Bunlar sıkıntı. Arsenal maçı nasıl kazanayım abi? Oha! Arsenal'i yendik. Bu takım tarih yazıyor. Bu takım tarih yazıyor şu anda. Crystal Palace'a yenildik. İlk sezonumuzda düşmeyelim yeter. Allah kahretsin, kovdular bizi ya. Neyse, yönetimle olan bazı problemlerimizi çözdük ve şu anda simülasyona devam ediyoruz. Ya onlar bana dedi ki hani böyle böyle seni kovuyoruz falan, dedim ne anlatıyorsun kardeşim, serbest dribbling çekiyoruz bugün. Beraberlik aldık, yenildik abi, düştük mü acaba ya? Bizi düşme hattına girdiğimizde mi kovdular, onu merak ediyorum. İşin şakasını geçtim. 3-2 güzel. Güzel, 2 tane galibiyet bize ilaç gibi, bir tane daha ilaç oldu bu 9 puan be. İlaç oldu bu. Olur, United'a yenilirsin, bir şey yok. Newcastle'a da yenilebilirsin, kızmam. Beraberlik çok iyi puan. Tottenham'a da yenilirsin ya. Yenildi, Tottenham'a yenilirsin. Nottingham'ı yen mesela şimdi. Yen, çık. Biz Premier Lig'deyiz abi. Biz Premier Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Bize kimse engel olamaz. Onu söyleyeyim. Ama zor kurtulmuşuz. 32-38 puan da Sheffield. Abi sana bir şey diyeyim mi? O galibiyetleri almasak biz düşüyormuşuz. O galibiyetler çok önemli. Premier Lig'de yani 13. sıraya kadar bir düşme korkusu varmış bütün takımlarda. İyi ki biz düşmedik. Emirates FA Kupası'nı Chelsea kazanmış. Karabağ Kupası'nı Tottenham kazanmış. Premier Lig'i kim kazanmış? Biz aşağıda olduğumuz için bakmadık. Liverpool. Emirates FA Kupası'nı da Liverpool kazanmış. Yanlış söyledim bu arada. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Real Madrid alıyor. Çok da önemli değil bizim için. Bakmayacağım. Bizim daha çok yolumuz var oraya. Takım içi verimleri merak ediyorum ben açıkçası. Takım içi verimler. Amdouni 11'e 7, Fofana 7'ye 0, Brownhill 5'e 2, Solbakken 5'e 2. Tamam, starımız Amdouni. O bizde uzun yıllar kalacak gibi duruyor. Şimdi ikinci sezonumuza geçelim. Yaz transfer döneminde müthiş bir şekilde oyuncu almamız gerekiyor. 62 milyon bütçemiz var. Hemen serbestlere bakacağım. Bir gün ilerleyeceğim, öyle serbestlere bakacağım abi. Bazen bir gün geçmesi gerekiyor serbestlerin düşmesi için. Abi şimdi biz mevki mevki aslında bakalım. Hatta şöyle yapalım. Mesela defans oyuncuları arasından kimleri alabiliriz? Bayağı bir seçeneğimiz var gibi gözüküyor. 75 ve üstüne sözleşmeyi basabilirim abi. Şu 73'lük kim ya? Buradan Regen de yakalayabiliriz ha. Arango. Bilemedim, seni bekliyorum. Haydi bakalım. Abi yarısına geldik, hiçbir şey yok. Yapma bunu. Kufre diye bir adam var. Yani ekledik, 27 yaşında 72. Hiçbir şey olmaz ondan. Destler abi, yok senden de bir şey olmaz ya. Bir şey olacak biri yok mu? 74. İşte Damiano Ferri. İtalyan bu kesin, birinin Rijeni. Chiellini'nin falan Rijeni ya. Bonucci'nin, Chiellini'nin birinin Rijeni'dir o. Fosu Mensah. Abi seni de alırım. İki tane taş gibi defans oyuncusu çözdük mesela. Devam ediyorum. Orta saha. Orta bölge. Bakalım ne var orta bölgede. Haydi abi. İyi bir şeyler arıyoruz şu anda. Ya bizim için mantıklı bir şey bulmaya çalışacağız. 75'lik hemen yakaladım Brownhill. Muhammed Elneny. Ama değmez. Yine de ekleyeceğim ama değmez yani. Andre Gomez. Abi Andre Gomez yaşıyor mu be? Gueye. Gueye'yi hemen alırım. 78 overall. 25 yaşında. Orta sahaya bir tane işimize yarayacak adam bulduk. Atağa bakalım abi. Atakta kimler var? Kanat, manat. Bir şeyler bulalım abi. Olmadı yedek medek bir şeyler olsun yani. Karim El Barkaoui. 29 yaşında. 80 mi? Luka Jovic mi? Sen ne diyorsun? Hemen Luka Jovic'i çekiyorum. Hemen Luka Jovic'i alalım. Başka yok. Tamam. Luka Jovic büyük şans. Ben size söyleyeyim. İlk onu alacağım. Çift santifora döneriz. Amdouni ile beraber hayvan gibi gol atarlar. Kabul edelim şeyleri. Önerilen maaş 81 diyor. Ben 100 vereceğim. Hani risk almayacağım. Tamam. Hemen gel. İtalyan stoperimi hemen istiyorum. Gelsin. Abi sen gel ya. Olur mu öyle? Sensiz yapar mıyız ya? 74'lük. 30 maaş vereceğim sana ya. Tamam. Gueye. Gueye. O da gelsin. 78 overall abi. Takıma şu an seviye atlatıyoruz. Sana 80 maaş vereceğim. Önerilenden 20 fazla verdim. Fosu Mensah'ı da alacağım. Sağ kanat beki Fosu Mensah gelsin. O da bizim için önemli abi. Serbest kalma bedelini yok saydık. 60 maaşımızı verdik. Tamamdır. Diğer İtalyan çocuğu bulduk ya, onun arkasında kalmış olabilir. Çok heyecanlanmadık bu çocuğu ama bu çocuk da 20 yaşında 73. Bir 4 sene sonra falan canavar olabilir yani. Bu yüzden deneme transferi olarak Arango'yu da alacağım. Ya şundan dolayı deneme diyorum. Mesela İtalyan çocuk harbiden birinin Rijeni olabilir. Ama Arango yani hani onun ülkesinden hangi stoperin overall'ı yüksekti bilmiyorum, anladın mı? Yüksek overall'lı bir Rijen olmaz belki de Arango. Neyse. Hatta üçlü defansa dönüyorum be. Hayvan gibi stoper aldık. Tabii Mensah şey oldu biraz, güme gitti. Mensah stoper de oynuyor abi. Artı 4 alıyor hayvan. Manuel geçen sene hiçbir şey katamamışsın kendine. Gallardo acayip oynuyor sol kanatta, artı 2 alıyor. Burada kaç alıyordun? Hiç artı almıyordun. Gallardo'da 75'lik bir kanat mı yani? Fosu Mensah da eski wonderkidlerdendir ha. Gurmeler bilir bu arada. Ferri'yi de bir çalıştıralım. Ferri'nin de bir gelişime ihtiyacı var. O da bir gelişsin, şöyle libero olarak çalışsın. Jovic'imiz var. 80 overall'lık adamımız var. Farkında değiliz. Ona da bir şeyler çalıştıralım. Onun gelişimi durmuş.
İlla gelişir bence. İlla bir şekilde gelişir. Bir ay ilerleyelim. Şu gelişim planlarını verelim abi. Hop, 77'lik Hollandalı stoper. İşte bu. İşte bu güzel. Güzel, takım seviye atladı. Bu şekilde bir sezon sonu yapalım. Direkt sezon sonunda sizlerle görüşelim. Arkadaşlar, sezon sonuna gelene kadar 20 kere kovulduk. Yani bu Burnley yönetimini gerçekten buradan kınıyorum. Hayır yani 15. takım, ne bekliyorsunuz zaten? Düşmüyoruz işte. Bir proje yapıyoruz şurada. Sakin olsanıza ya. Sürekli kovdular. Ben de sürekli yeni sözleşme imzaladım Çetin abi sayesinde. Şurada Zaruri oynamıştır. Sol bakken falan. Takım fena gözükmüyor. Stoperlerimiz de gelişmiş. Kalecimiz de 78 olmuş. Verimlere bakalım. Verimlerde 13-6 Jovic. Amdouni 9'a 5. Sol baken 8'e 5. Gayet iyi. Öyle bir sol kanadımız da var ha. Ama yani bu takımın arınması lazım. Zaten şimdi görüyorsunuz. Bayağı bir topçu takımdan ayrılacak. Diğer şeylerle ilgilenmiyoruz. Biz kupalarda falan da hepsinde elendik. Şu yeni sezona geçene kadar beni kovmasınlar ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. 5 günde bir düzenli bir kovma işi var. Abi bu oynamayan oyuncular bence sıkıntı çıkarıyor. Ya sen gidiyorsan git ya. Oynamıyorsun hem de sıkıntı çıkarıyorsun. Gidenler gitsin abi ya. Yeni sezona geçtik. Kovulacağım diye çok korkuyorum. Ekdal, gidiyorsan git. Yeter, sen de gidiyorsan hepiniz gidin ya. Ben serbest oyuncularımla mutluyum abi. Gustafsson dur bu arada. Bayağı bir ilerledik. Serbest oyuncuları kaçırmayalım. Ya her türlü her adamı almamız lazım bizim. Ben size bir şey diyeyim mi? Her mevkiden bize uygun adamları almamız lazım. Bu yüzden yine araştırmaya giriyoruz. Daha yüksek overall. 75 ve üstünü alacağım abi. 75 ve üstü. Nesin sen? 30 yaşında Kore'ye. Değmez. Bizim Jovic'imiz var zaten. Kore'yi severim ama değmez. Esposito sen bir dur bakayım kenarda. Belki yedek olursun. Lazım o da lazım. Victor Fontaine. Of. Benzema ricam mı lan bu? Of bir de. 74 overall. Başka da bir adam yok. Şu Laurent, bu da birinin regeni olabilir. Belki de Griezmann regendir. Bilemiyorum. Fransız olduğu için. Kenarda dursun bakayım ya. Devam ediyorum. Orta saha. Orta sahaya kimi alabiliriz? Şöyle iyi bir merkez orta saha bulursam hemen alacağım arkadaşlar. İyi bir merkez orta sahayı gözlüyorum yani şu an, öyle söyleyeyim size. 74'lük sağ orta saha. Baeza. Gerekmez abi. Hiç mi bir şey yok? Sıfır mı bu kadar? 75. Diarra. Neyse bir gel konuşuruz seninle de. Seninle de bir konuşuruz. Yani abi orta saha bulamıyoruz ya. Defans en ihtiyacımız olmayan mevki ama bakacağım. Gerçekten bizim için en gereksiz mevki bu. Belki bir şey buluruz diye bakıyorum şu anda. Haydi bakalım. 75 üstü yedek olarak gelebilir bize. Bakıyoruz. Hala bulamadık. 74'lük bir Borges var. Brezilyalı. Seni alabiliriz oğlum. Tamam. Bir de kaleciye bakacağım. Merak ettim çünkü. Kalecilerde ne var? Yüksek overall'lı şöyle 80'lik bir şey var mı mesela? Dediğim anda Thiago Andrade. 80 overall Portekizli. Sen dur bakayım kenarda ya. Sen manyak mısın Andrade? Seni isteriz ha. Başka kimseye tutulacağımı sanmıyorum şu anda. Andrade benim bütün isteklerimi karşılar abi. Abi Esposito'yu bir dakika dur. Önce Andrade'yi alacağım. Büyülendim çünkü 80 overall'ına. 5 yıllık sözleşme istiyor. Sen gel ya reis. 23 maaş bonusu kaldır teklifimizi yaptık. 26 maaş. Andrade hoş geldin. Bir de şimdi burada anlaşamazsak şeyden korkuyorum. Bizden önce başka bir kulüp erken davranır. Alır falan çıldırırım. O yüzden maaşları da ya istekleri ölçüsünde yüksek yüksek vermeye çalışıyorum aslında. Sen Benzema rejenisin. 40 alacaksın. Devam et. Stoper Borges. Seni de alacağım. Ya genç stopersin. Lazımsın abi. Böyle adamlar bize lazım. Çok önemli dedik. Yanlış yaptık. Olsun. Serbest kalma bedelini yok saydık. 40 maaş dedik. O da gelsin abi. Tamam. Benzema rejen. Sağ kanatta aslında var ya sen. Daha da iyi oynayabilirsin. Hızı var çünkü. Neyse. Sağ kanada Manuel'i koyduk. Sol orta saha Zaruri. Hala kanat falan bulamadık istediğimiz gibi ya. Ona biraz üzülüyorum. Amdouni. Amdouni seni MOO mu oynatsak? Oynamazsın gerçi. Tamam mı? Böyleyiz şu an. Şu an böyleyiz. Gelişeceğini düşünüyorum oyuncularımın. Hepsini alınlarından öpüyorum. Kadro merkezine giriyorum abi. Kadro merkezinde önemli işlerimiz var. 1. Nerede 74'lük off oyuncumuz? Baba neredesin ya? Fontaine. Yani Benzema. Seni abi şey yapacağız. Bombardımancı forvet. Bitiriciliğini arttır. Tamam. Tamam, bazı boş oyuncuları da serbest bırakacağız. Ya bizim için boş olan oyuncular ne olabilir mesela? Oha takımın yaşını bayağı gençleştirmişiz. Sen boşsun, git. Gallardo sen kal. Düşük overall'lı yaşlıları satacağım ya. Oğlum takımda düşük overall'lı kimse yok mu baksana? Ha. Bunlar da gitsin abi. Bunlardan bize bir şey olmaz. Bunlar gitsin abi. Yollarına baksın çocuklar. Onları serbest bırakıyorum. Ramsey seni de vereceğim. Tamam mı? Biraz takımın sayısını azaltmak istiyorum ya. 73 Masengo sen de git. Transfer görüşmeleri yapıyorsun. Tamam sen gidersin zaten. 72 Foster. Baba git ya. Zaten Santifor 7'yi de aldık. Obafemi. Uğurluyoruz kusura bakma. Vegors falan vardı geçen sezon. Onu da serbest bıraktım bu arada. Bu şekildeyiz abi. Sezon sonuna gideceğiz. Bakalım sezon sonunda neler olacak. Bu sezon hedefimiz ilk 10'a girmek. Bence girer bu kadro. Bakalım. Sezon sonundayız arkadaşlar.
Yani burada Manuel Zanuri falan filan. Fontaine 78 olmuş 74'ten. Neler diyorsun sen? Puan durumu. Abi düşmüşüz. Ya nasıl düştük? Ya ilk ona girelim dedim ben ya. Bu nasıl oldu abi? 18 mağlubiyeti nasıl aldınız? 18 mağlubiyeti. Yuh size be. Hiç bakmadım simülasyona. Borges mi kesti? Kim kesti bu çocuğu ya? Yeter abi ya. Nasıl düşeriz abi ya? Olacak iş değil. Amdouni 12'ye 3. Manuel 7'ye 4. Fontaine 5. Zaruri 4'e 3. Kulen 3. Berge 2'ye 2. Rezalet. Fontaine daha iyi olman lazım. Fontaine yakışmadı sana da. Rezalet olduğunu düşünüyorum. Championship'teyiz önümüzdeki sezon. En azından biraz rahatlarız biliyor musun? Ya bir şampiyonluk falan görürüz. Hani böyle rahat rahat oynar çocuklar. Sadece ona mutluyum. Ya Championship'e düştüğümüz için sadece ona mutluyum. Bu ne lan? Sonraki maçlar gözüküyor. Oğlum daha varmış. Sezon sonuna gelmemişiz. Ben kovulduğumuz için tribe girmişim. Ama yüksek ihtimalle düşeceğiz yani. Kritik bir noktadayız. Her maçı yeniliyoruz. Her maçı kazandık. Abi yine kovacaklar. Yapma ya. Yeter ya. Yeter artık ya. Abi kovulmaktan yoruldum bu konsepte ya. Ufaktan şey yapsanıza kar 10 maç var daha. Kovmayın aga hemen bak. Her maç kovacaklar şimdi. İyi izleyin. Her maç kovulacağız istisnasız. Ben biliyorum abi. Arkadaşlar yani kovulmamızın üzerine 3 kere daha kovulduk. Sonra beni bir tam kovmalarına izin verdim. Watford'un başına geçtim ve geri geldim. Ya böyle şeyler yaşanıyor videoları çekerken. Şimdi rahatlıkla düşüp düşmeye mücadelemizi verebiliriz. Hepsini yenildik. Teknik direktörün kafasını dağıttılar ya. Düştük galiba. Bak harbi düştük ya, kafam dağıldı çünkü. Watford'u yendik, önemliydi. Önemliydi. Hadi abi bir galibiyetleri getir şöyle ya. Şunu son kazan kalalım burada. Puh, düştük, kesin düştük. Allah kahretsin, gerçi bayağı fark var ya. Yeni çok yenildik. Kovmayacaksınız teknik direktörünüzü böyle. Burnley yönetimine buradan telgraf çekeceğim. Bir şeyler yapacağım artık ya. Arkadaşlar siz artık EFL topçusunuz. Ya bundan sonra kapris istemiyorum. En azından kapris yapmayın eski zamanlardaki gibi. Bir türlü anlaşamadık takımla yani. Bir türlü kimyamız oturmadı. Şu anda kaçıncı sezondayız onu bile bilmiyorum. Sinirlendim. Bu sezon serbestlerden bir şey düşürmeye geldik abi. Yani ne olursa istiyorum size öyle söyleyeyim. Yani 80 üstü ne olursa 77 de olur. Potansiyelli bir 77 olur ama Edgar Badia olmaz. Çok yaşlı. Devam ediyorum. Yani 80 üstü ne olursa isterim abi. Böyle bir durumdayım. Ve baktığım zaman 75'lik abi. İnanılmaz ya. Yok bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Kaleci... Muriç kaldı kalecimiz ya. Kaç sezondur kalecimiz Muriç? Kabango. Yok abi seni de istemedim ya. Defansa da adam akıllı bir şey bulamadık. Hadi orta sahaya bir sağ orta saha falan. Ne olursun ya. Ne olursun be. Şöyle bir fırsat transferi yok mu abi ya? 74'lük bir adam var orada. Olmaz abi, daha iyisi daha iyisi. Genci. Hani oynama hevesi olan adamı istiyoruz biz ya. Barkça. Hiç çekmedin beni. 29 yaşındasın çünkü. Genç topçu arıyoruz biz. Harbi sıfır. Ooo 77'lik sen bir gel. Gerçi bizim hücum hattımız iyi. Buradan da sol kanat sağ kanat bulabiliriz bir yandan. Öyle bir durum var. Hatta direkt ihtiyacımıza yönelik mi baksak ya? Yan uzay. Ama 31 yaşında almayacağım. 79 la Borde abi, tanıdık isimler var. Şöyle daha iyi bir yıldız olsa alacağım ha. 80 üstü biri olsa. Brian Gil mi be işte. 82'lik oyuncumuzu alacağız. Güzel. Başka kimseyi bulamadım arkadaşlar. Araştırdım ama yok. Ya transfer merkezinde zaten sezonun transferi bence Brian Gil'dir abi. Brian Gil'i direkt alacağız. Bu sezon bir çıkma mücadelesi vereceğiz. Brian Gill de takımımızda. Ben güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bence EFL'deki en iyi takımız şu anda. Kabul edelim her şeyi. Maaşını falan her şeyini kabul ettim. Sen gel oğlum. Ya abi stoperlerle doldurmayacağım takımı ya. Bir yandan da almak istiyorum. Temsilci atayım, gelirse gelsin abi. Şunu da öyle yapacağım. Aha. Ali teklifi kabul etti. Ali gelsin o zaman. Bundan sonra stoper almayacağız ya. Bundan sonra harbiden 80 üstü gelmezse almayacağım stoper ya. Tamam, stoperlerimiz de iyi. Bu şekilde gidebiliriz. Gueye'nin bir sakatlığı var. Onun yerine biri oynayacak artık. Gueye'nin sakatlığı ne kadar onu merak ettim. 2 hafta iyileşecek, tamam. Sıkıntı yok. Simülasyonumuza başlıyoruz. Güzel bir şekilde ilerleyelim istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Sezon sonuna doğru gideceğiz. EFL'den çıkmak istiyoruz abi. Ocak 1'e doğru gidelim hatta. Orada da belki birilerini kovalarız. Belki bir oyuncu düşer. Haydi abi ya. Dostluk maçları 1-1'le başladık. Fena değil. Fena değil. Biz Premier Lig takımıyız onu söyleyeyim. O değil de Burnley'i harbiden düşmekten kurtaramadık. Yani bir şekilde adamlar düştü. Gerçekte de düşüyorlar. Burada da bir şekilde düştüler. Her düşüşün bir çıkışı olur onu da söyleyeyim. Tamam, EFL'nin en iyi takımı biziz. O belli oldu. Crystal Palace maçı kazandık. Güzel. Kupa mupa orada da ilerliyoruz ya. Ipswich'e yenilmeyin abi. Ipswich'e yenilme işte ya. 3-1. Tamam, devam ediyoruz. Haydi abi. Tamamdır. Güzel. Güzel abi. Kadroya bakayım. Osimhen'sa hala gelişmiyor. Sen demek ki oynamaya niyetin yok acı. Senin oynamaya niyetin yok. Ben seni anladım. Yalnız lideriz ha. Ocak 1'e geldiğimizde lideriz. Amdouni 84 olmuş. Brian Gill 83. Kaç gol attın? Ne yaptın Brian Gill? Ne yaptın yine ya? Yalnız bunlar bayağı maç bölüşmüş. Siz hayırdır? Ne oluyorsunuz lan?
Twin sana ne oluyor? Bak mesela Haaland'ın sözleşmesi 2027'de bitiyormuş abi. Başka takıma transfer olmadıysa bir bakalım. Aa, yenilemişler, sözleşmeyi yenilemişler. Ruben Dias'a ne diyorsunuz? Ruben Dias'ın ki olur mu sence? Abi bunu da yenilemişler. Odegaard'a bakayım mesela, bak 2028 gösteriyor. Odegaard. Sonuçta serbestten almış oluyoruz, bedavaya almış oluyoruz ama yok, sözleşmesi bitmiyor ya. Bayern Münih. Abi kimin sözleşmesi bitiyor burada? Mesela buradan bulabiliriz. Buradan buluruz abi. Sasha Boy 85 olmuş be. Helal olsun. Kolpani. Adamın ismi bak, Kolpani. Sözleşmesi biten yok mu? Harbi sözleşmesi biten yok galiba. Bu konunun peşine düşeceğim, onu söyleyeyim size. Şu anda bir transfer yapamıyoruz. Hayat bazen böyledir. İstediklerini yapamazsın ve yapamadığın noktada üzülürsün abi. Biz de o noktadayız ve yani burada bir şey söylemeye de dilim varmıyor. Konuşsam mı konuşmasam mı ikilemdeyim. Bu yüzden susma hakkımı kullanacağım. Susma hakkımı kullanayım. Lütfen Premier Lig'e çıktığımız bir sezon sonu olsun bu. Hani herhangi bir sezon sonu olmasın. Premier Lig'e çıkmış olalım. Güzel, 99 puan, sen neler diyorsun ya. Şu anda keyiflendim. Emirates FA Kupası falan var mı? Yokuz. Karabağ Kupası burada da yokuz. Olabilir bunlar. Amduni 22'ye 11. Fontaine 20'ye 4. Fontaine 81 oldu abi. Brian Gill, o da gelişmiş, helal olsun. 17'ye 7. Berge 7'ye 5. Abi Brian Gill gibi 2-3 oyuncu daha bulursak şu Şampiyonlar Ligi bizim olur ya. Harbi olur yani. 2027'deyiz. Bakalım hangi sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şerefine ulaşacağız. Göreceğiz. Premier Lig'e geçiyoruz. Tekrardan olduğumuz yere, ait olduğumuz yere dönüyoruz. Bak stoper de Fosu-Mensah. Ömrümü yedin ya. Ömrümü yedin. Beyer, Fosu-Mensah. Gelişmiyorlar abi. Şu Brian Gill yeni geldi, hemen gelişti ya. Biraz gelişin artık. İleri attığımız çok iyi. Gil 84, Amduni 85, Fontaine 81 ki bu gelişiyor. Zaruri 80. Orta sahamızda stoperlerimiz gudubet kaldı ya. Kalecimiz de aynı. Bulacağız abi. Ben bu mevkilere adam bulacağım. Adam bulacağım, adam bulacağım. Kale bari hani bir şey bulsak şöyle. Aa, bizim kaleci oğlum. Bir dakika dur. Andrade'miz var. 81'de kaldı çocuk. Oyna ya, sen oyna. Ekdal aramızdan ayrılıyor. Bu da başka gudubet isimlerden biri yani. Bir türlü artmayan, kendini asla geliştirmeyen, oynama arzusu olmayan bir isim. Böyle adamlara sinirlenirim abi. Ya şunları alacağım diye çok heyecanlanmıştım. Ahmet Ozdiş falan. Harbi rüyamda görürmüşüm ya. Neyse dur bakalım. Oyuncu aramaya devam edeceğiz. Sağ kanat kesinlikle bulmamız lazım. Bir tane sağ orta saha lazım bize ya. Hadi abi hızlıca bakıyorum. Arada bir şeyler gördüm ha. 74-75. Yarra hala serbest. Seni oğlum istemiyorlar. Sen oynamayacaksın demek ki. Bırak topu ya. 3 sezondur serbestsin abi. 3 sezondur görüyorum, almıyorum. Oynamayacaksın demek ki yani. Seni kimse almıyor. Sol orta sahalara bakalım. En kötü sağ kanat yaparız. Sağ orta sahaya devşiririz. Oha 80. Kim o? Berenguer, yapma, 31 yaşında. Yine de ekleyeceğim seni. Aa, Cabral, Jovalaka, bu Beşiktaş'ın istediği oyuncuydu ha bir ara. Abi Alfa Diaby, isimden de kurtarıyorsun. Alfa bir Diaby bak. 98 denge, 93 hızlanması varmış. Bunu hemen getiriyorsunuz. Maleli Rijeni olabilir, biliyor musun bu? Direkt ilk 11. Yine ileri hatta bulduk. Şeyde bulamadık. İstediğimiz yerde bulamadık. Merkez orta saha bakacağım bir de. Biliyorsunuz orada da gudubet isimlerimiz var. Ya, bu gudubetlikten artık biz sıyrılmak istiyoruz biraz. Fermin gel. Sen gelişirsin. Oynarsın da. Fermin şimdi abi, seni bir alalım Fermin, tamam mı? Sen bir takıma katıl. Sen önemlisin bizim için. Çok önemlisin merkez orta sahada. 3 yıllık sözleşme tamamdır. Seni istiyorum bak, daha açık açık söyleyemem ya. Daha açığını söyleyemem. Seni istiyorum. Bir de abi o çocuk nerede? Alfa Diaby nerede abi? Maneli Rijeni. Hani alfa erkek falan derler ya, babanın ismi direkt alfa ya. Bu adamı tuttum ben, size söyleyeyim. Starımız olacak. Yeni starımız. Harbi inanılmazsın. Gel şuraya ya. Son bir transfer isteğim var. Bu transfer isteğim arkadaşlar, ne biliyor musunuz? Oyuncu ara diyeceğiz. Defansif orta sahaya da birisi abi. Birisi yani hani. Şöyle genç bir çocuk olur. Alfa Diaby gibi bir adam olur, anladın mı yani? Bizi heyecanlandıracak bir adam arıyoruz. 26 Beka Beka mı? Çok da heyecanlandırmadı. Bir yazayım. Bizde de 77'lik oyuncu var çünkü. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. 82 mi? Cristante. Gel. Oo, 79. Seni de alırım. Cristante gel. İtalyan defansif orta sahası. O bir gelsin. İtalyan stoper de var arkada. İyi olur bize. Cristante'yi bir istiyorum. Zaten Oğrul düşecek. Hemen onun yerine 79'luk çocuk oynar. Serbest kalma bedeli yok saydık. Yalnız Cristante çok enerjin bana geçmedi. Çok kötü bakmışsın yani. Reis böyle hani hiç hazır değilsin, anladın mı? Top oynamaya hazır durmuyorsun. Lepelanta da çok önemli diyeceğiz. Çünkü ikisinin de oynamasını istiyoruz. Umarım kovulmamıza sebep olmaz. Bu sezon ligde harbiden ilk ona gireceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kovulacağımızı sanmıyorum. En son bunu söylediğimde gerçi düşmüştük ligden. Ama olsun, bu sezon ilk ona gireceğiz. Şu Alfa Diaby'yi takımda göreceğim şimdi. Onu görmek istiyorum ya. Çok heyecanlandırdı beni, biliyor musun? Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Stoper alamadık değil mi? Aa, Cristante stoperde oynar. Hatta şöyle yaparız. Bak Lefelante oynamıyor, Cristante oynuyor. O zaman bu salaklardan bir tanesine yolu vermek lazım. Sen git. Fosu-Mensah sen git. Aa, eksi 2 oynuyor Cristante. Yine Fosu-Mensah'a kaldık stoperde, biliyor musun? Takım kaptanı Alfa Diaby olur. Hiç kusura bakmayın ya. Alfa Diaby'dir abi. Şimdi Alfa Diaby'ye bir gelişim planı vereceğiz.
Efes Fosu-Mensah gelişim planı mı yanlış acaba? Gerçi yok, biz kovulunca sıfırlandı o tabi. Alfa Diaby gel. Alfa Diaby. Oha, sol orta sahasın, 40 haftada sağ orta saha mı oluyorsun? Hoca sen ne değişik bir adamsın ya. Ama seni sağ kanatta değerlendirmem lazım çünkü alfa var. Yani solda alfa olacak. Solda alfa varken sen de sağda olman lazım. Yapacak bir şey yok. Brian Gill'i sağ kanat oynatıp Alfa Diaby'yi sol kanat oynatacağım. Allah'ım ya Rabbim ya, haber yapıyorlar takım ruhu düşüyor diye. Alfa Diaby'yi koymuşlar bir de. Alfa Diaby'nin o fotoğrafını nereden buldunuz? Daha maça çıkmadı. Şutu artsın, hayvan gibi oynasın istiyorum. Takım kaptanımız acayip bir oyuncu. Ve şimdi bu şekilde bir sezon sonu yapmayacağız. Ocak 1'e bir gidelim. Ocak 1'de de bir şeyler ayıklayabiliyoruz çünkü. Ocak 1'e gidelim. Şampiyonlar Ligi takımımız kuruluyor, onu söyleyeyim. Premier Lig'e geri döndük ve bakalım sonuçlarımız ne olacak. Bunu da merak ediyorum bir yandan. Ya bir yandan bu da merak konusu. Ya abi, kazanıyoruz bak, harbiden kazanıyoruz. Arada kazandığımız maçlar var. Baksana, Sunderland'i yendik. Sunderland Premier Lig'e geri dönmüş yıllar sonra. 2-0 falan, ne oluyor abi? Bak ilk 10'a girdik, ben size söyleyeyim. Bu sefer oldu. Chelsea'ye yenildik. Chelsea'ye yenilirsin, olur. Ligde kaçıncıyız? Ona bakayım. 7.'yiz. Bu sezon fena geliyoruz. Seneye bir Avrupa yapar mıyız ya? Bak, Avrupa yapabiliriz seneye. 4-5 puan var, yaparız Avrupa. Ne lazım dedik bize? Stoper lazım dedik değil mi? Takviyeler önemliydi. Stoper lazım dedik. Stoperlere bakıyoruz. Haydi abi, Ocak ayında iyi bir şeyler düşünmeye geldik burada. Lütfen bir şeyler gelsin artık ya. Stoperden bir şeyler gelsin abi. 71, bak hep sarı 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 overall'lar be. Merkez orta saha. Bir tane daha, yani bir tane iyi lazım yani. Onu da bulamazsak zaten başka takviye yapmayacağım abi. O da yoksa yoktur. Son bir genel bakarım. Hani karşımıza ne çıkacak diye. Bu da yoksa yoktur ama yani. Ha, bir şeye bakacağım bu arada. Rodri'ye falan bir bakacağım. Şundan bakacağım. Sözleşmesi belki bitiyordur. Rodri'ye taktım kafayı. Bitmiyor. Haaland'ın bitiyor mu? Sözleşmesi biten biri var mı ya? Yok abi, bitmiyor kimsenin sözleşmesi. Yapacak bir şey yok. Sezon sonunda görüşeceğiz dostlar. Sezon sonuna gidelim, orada görüşelim. Sezon sonuna geldik. Bayağı iyiydi Ocak'ta durumumuz. Bakalım şimdi nasıl? Borges'le Fermin demek ki oynamıyor. Burada böyle bir durum var. Brian Gill sağ kanat, sol kanat. Alfa diye bir 81 olmuş ya. Bu adam başka bir adam. Ya abi! Nasıl 14. olduk? 7. 6.'ydık. 5. oluruz, 6. oluruz diyorduk ya. 47'de kalmışız abi. Kaç puandık Ocak'ta zaten? Ya ne oldu bu takıma ikinci yarı? Hey! 87'lik santriforumuz var ya. Abi iskeletimiz bozuk işte. Stoperler falan kötü abi. Ondan olmuyor biliyor musun ya? Harbi ondan olmuyor. Hamdouni 12'ye 6. Fontaine 10'a 3. Twin sen niye oynuyorsun? Git. Tamam. Twin'i direkt serbest bıraktım. Yeter artık. Direkt yollarımızı ayırıyoruz bazı topçularla. Sabrımız kalmadı ya bazı topçulara. Ortalama reytingin 6. Git abi. Direkt bazı topçuları takımdan uzaklaştırdım. Ve şimdi arkadaşlar, yani yeni sezonumuza geçiyoruz. 2028 yılındayız. Hala bir başarı elde edemedik ama ben inanıyorum ya, stoperler çıkmadı bak. Stoperler çıksaydı harbiden şu an ben ilk 5'e sokmuştum bence takımı. Ya abi ne olur bana bir artık stoper bulalım ya arkadaşlar, bu nedir ya, bak vallahi dertlendim ya. Defans, stoper. Hadi ya. Hadi be. Bu sefer bulacağız, içime doğdu bak. Bir şey bulacağız ya. Oynayacak bir şey bulacağız. Francisco Alves gel. Hemen gelirsin mesela bak. Hemen alırım seni. Devam. Bir şeyler yok mu şöyle? 80'lik bir şey yok mu? 79, 78, 80. Bunları arıyoruz. Gelişebilecek, oynamaya istekli topçu arıyoruz. Defansif orta sahalardan da şansımı deneyeceğim. MDO kardeşlerden. Belki stoper oynayan çıkar. Bak, Alman bir çocuk ama yok abi. Yani özelliği yok, anladın mı? Genç olsa alacağım da. Genç değil. Maalesef. Ooo. Ha, McTominay'miş bu. Bu kim? 77 overall defansif orta saha. Wolfsburg ilgileniyormuş. Hemen alırız ya. 76'lık stoper ve gelişebilecek çocuk. 18 yaşında. Bunun önünde kim oynayacaksa, hani bunu kesebilecek oyuncuları direkt keseceğim bu arada. Atacağım takımdan, onu da söyleyeyim. Takımın bir yenilenmeye ihtiyacı var belli ki. Genç çocuklar oynasın. Başarısız olacaksa da onlar olsun abi. Yani başarısızlığı onlar alsın, anladın mı? Sorun değil. 30 maaş veriyorum sana. Kullanırsın istediğin gibi kardeşim. Meğer sen de gel. 77'lik defansif orta sahasın abi. 77'lik adamsın. Çok önemli diyelim. Belki seni stoper yaparız. Yani eğer evrilebiliyorsan seni stoper yapacağım direkt. Sende bir stoper tipi var. Oynarsın yani. Harbi oynayacağını düşünüyorum. Bakacağız. 30 vereyim, geçeyim ya. Tamamdır. Blake, seni de hemen alacağım abi. Blake de gelsin. Bu topçular bize lazım. Ama şöyle istediği maaş falan da uygun. Bu çocuk gelsin. Bu çocukta bir ışık var. Bu çocuk iyi bir yedek olur. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi transferlerimizi yaptık bu sezonki. Değer 79 olmuş. Abi Borges oynamıyor. Mensah falan. Bak bu çocuk burada stoperde oynar. Bir de 76'lık adam almıştık. Bu da oynar. İki tane sol ayaklı stoperimiz var. Cristante biraz yorulmuş. Onun yerine artık Lepenant'ı oynatalım. Lepenant da genç çocuk. Berge 30 yaşına geldin. Hiçbir şey yapamadın hala ya. Andrade 82. Daha çok genç.
gelişirsin aslında. Takım kötü diye bu çocuk bir depresyona girmiş. Bu çocuk gelişir. Diaby sen ne yaptın? Büyük potansiyeli var diyor. Diaby bu sefer sağ kanada hızlı evriliyor musun? Çok merak ettim. Evet, sen artık böyle ters kanat çalışacaksın. Böyleyiz abi bu sezon. Bu sezon böyle. Aa dur, Meyer'e hemen. Hemen stoperi verelim abi. Oyunda çünkü stoper kıtlığı var şu an. Meğer'e hemen stoperi veriyorum abi. Arkadaşlar özellikle kaleciyle savunmaya antrenörleri dayadım. Orta sahaya da bayağı verdim. En düşüğümüz ileri at oldu. Ama sorun değil. İleri atta da sonuçta antrenör verdik. Şimdi dostlar bu oyuncular gelişecek. Ben inanıyorum. 2 hafta ileri gidelim, bir devşirmelerimize bakalım. Bu sezon o sezon, ben size onu söyleyeyim. Direkt sezon sonuna gideceğiz. Ve Premier Lig'de ne kadar iyi olduğumuzu göreceksiniz. Meğer stoper vermişiz. Bunlar zaten ters kanat çalışıyor. Meğer'in stoper olmasına daha var gibi abi. 10 hafta diyor lan. Oha! Antrenörleri verince tabii çocuk yola geldi. Şöyle Kasım ayına doğru gidelim. Meğer'in stoper oynamasını istiyorum hemen. Sezonumuz başladı. İyi bir sezon olsun. Ya ilk 5, ilk 6. Bak bu takım gelişirse yapabilir. Harbiden yapabilir gelişirse. Kazandık tamam, kupa maçını kazandık. Ama ligde 2'de 0'ız. Hala galibiyetimiz yok. 3 maçta 1 puanımız var. Bu gidişle bir durdurup bakma işi var ya, ben size söyleyeyim. 1-0 güzel. Bu galibiyetlere seviniyoruz. Aa, yapma Sheffield United. Her sezon aynısını yapıyorsun bize ya. Her sezon bize bir çelme takıyorsun. Ben seni anlamadım. Tottenham maçı puan alalım, alamadık. Wolves maçı. Sinirden kafam kaşındı. Meğer oynamıyor olabilir. Aa oynuyor. Meğer'e mevkisini hemen vereyim. Hop 77'lik stoper, tamam. Belki artar diye düşündüm de olmadı. Kalecimiz 83 olmuş. Bazı oyuncular yola gelmiş diyebilirim. Şurada Cristante oynuyor olabilir. Ya ona bir şey diyemeyiz. Brian Gill 85. Diaby 84. Diaby uçuyor abi. Diaby buraya uçmaya gelmiş. Amduni falan. İleri attığımız çok iyi bak. Şampiyonlar Ligi kazanabilecek seviyede. Geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Ligde kaçıncıyız? Çok kötü skorlar aldık. 13.yüz abi. Daha iyi olacağız. Onu söyleyeyim. Daha iyi olmak için buradayız. Bir Ocak 1 yapalım yine. Beraberlik falan abi yani. Beni üzen şeyler bunlar ya. Baksana abi yani puan kazanamıyoruz. Galibiyet alamıyoruz. Neyse kazanıyoruz. Bakmayınca kazanıyoruz, ben anlamadım. City'yi 3-1 nasıl yendik anlamadım mesela. Ya olamayacak bir şey, anladın mı? Bu kadar maç veren bir takım bunu yapamaz. Leeds'e yenildik. Liverpool'la bir lig maçı 3-3 kaldık. Büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz. Newcastle'a yenildik. Abi bir şey var takımda. Bir şey var olmuyor. Bir şey var harbiden. Ferri gelişiyor. Alves gelişiyor. Meğer daha gelişmiyor ama gelişecek. Lig puan durumunu çok merak ettim. 16.yiz. Düşme hattına yakınız ama düşmeyiz. Yine de hedefimize yaklaşamadık tabii ki. Abi MO lazım ya. Bana şu an harbiden tek lazım olan şey MO. Stoperler gelişiyor. Stopere de bir tabii ki bakacağım. Ama MO lazım. Şu Ocak ayında hani bir MO'muz yok mu be? Şuradan ufaktan bir MO almaz mıyız? 74'lük orta saha var. 27 yaşında abi. 21 falan olsan alacağım. Berge yerine biri lazım yani. Önümüzdeki sezon bunu çözmemiz gerekiyor. Şöyle birkaç gün ilerlesem. Ondan sonra transfer merkezine girsem. Merkez orta saha desem ve hepsi desem. Merkez orta sahada şöyle yüksek overall'lı biri ve sözleşmesi biten birini yakalar mıyız? Mesela Adli. Sözleşmesi bitmiyor. Buradan bulamayız ya. Bekle bakayım, kaç yılındayız? Oha, Bellingham, Valverde, Nkunku hepsinin mi sözleşmesi bitiyor? Siz ne yaptınız lan manyaklar? Valverde abi, o da Juventus'a gitmiş. Kafayı yiyeceğim ya. Son şansım Jude Bellingham. Bakıyoruz abi. 5 ay içinde sözleşmesi bitiyor. Hemen al. Hemen bunu kaçır. 92'lik oyuncu lan, manyak. 4 yıllık. Bu da olur abi. Neden olmasın? Bunların hepsi olabilecek şeyler. Serbest kalma bedelini yok sayıyorum. Maaşını da istediği gibi veririm. 450 veririm abi. 460 falan veririm. Kameramı da kapatırım. Buradan kapak alırım. 460 maaş okey midir? Beligol. Beligol abi bu adam. Kabul etti he. Harbi helal olsun. Şu anda Bellingham'ı aldık. Videonun en önemli noktasıydı bu. Tabii ki şu anda çok mutluyum bu transferi yaptığımdan ötürü. Direkt sezon sonuna gideceğim. Hemen gelsin istiyorum. Bellingham'ımı alayım. Alayım Bellingham'ımı. 1-1 olur. Aa, Bellingham geliyor seneye. Kafa rahat biliyor musun şu an ya? Harbiden kafa rahat. Baksana. Ya takım bu transferi duyunca havası değişti. Galibiyetler başladı üst üste. 2-0 falan. Wolves'da Kamavinga ayırdı. Wolves'a gidersin ama Burnley'e yenilirsin. Akıllı ol. Akıllı ol. Devam ediyoruz. Takıma çok seviye atlatacak Bellingham. Ben size söyleyeyim. 2-1 kazandık yine. Hadi abi. Hadi abi. 3-2 yapma. 3-1. Kupada ilerliyoruz. Kupa alacağız lan galiba. Abi 5-1 yenilemeyiz Aston Villa'ya ya. Dalga mı geçiyorsun? Bak şimdi Chelsea de bizi kupadan eleyecek. Kupa da alamayacağız. Elendik. Ligde yine çok... Bak kovdular beni. Bellingham aldım ben. Abi sezonun sonuna geldik zaten ya. Beni kovmalarını gerçekten anlamıyorum. Tamam yeniliyoruz. Tamam iyi değiliz ama ben bu takıma Bellingham yine yeniliyoruz ya. Abi Covent herkese yenildik. Yine kovlar. Kovulma sarmalına girmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, yani sezon sonundayız. Biz yine kovulma sarmalına girdik ama olsun. Bazı oyuncularımız gelişmiş. Tebrik ediyorum onları. Ya hoca, ama hocanızı koruyamıyorsunuz. Buradan topçulara sesliyorum. İnsan hocasını biraz korur abi. Ya tabii biz de 17. bitirdik. Kaçıncı sezonumuzdayız? Yine 17. bitirdik ama ben anlayamıyorum. Bu takımda şu an bir şey var. Ben bu takımı çözeceğim ve düzelteceğim. Bu takımı çözmezsem
Adam değilim, yeter artık ya. Sinirlendim abi ya. Sezon sonuna gidelim, beni birkaç kere kovarlar sezon sonuna kadar. Bak şimdi göstereyim canlı canlı. Oha kovmadılar. Hadi lan, birazdan kovacaklar. Oha kovmadılar. Hadi hadi, teker teker gidiyorum. Aa kovdular. Şu Bellingham'ı hemen alabilir miyim ya? İşte bu. Adam. Adam derim ya. İşte bu. Mesela Bellingham'ın yanına bu orta saha yakışmıyor. Buralara da birileri lazım. Stoperlerimiz de genç yetenek desek. Buradan akmamız gerekiyor abi artık. Takımın iyi olduğunu düşünüyorum. Hava ya. Ah git ya. Ah git. Serbestlerden bir merkez orta saha. Hadi ya. Bellingham'ın yanına birisi. Bellingham'ın yanına birisini istiyorum. Bellingham'ın yanına... Aha, Amatucci falan olmaz abi, daha iyisi yok mu? 79 bu kim? Arthur olmaz, devam. Devam 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 devam. Aha 80 kim bu? Bauer, işte genç yeteneğimiz geldi. Bu adam başka bir adam, göreceksiniz. Bu takımın geleceği çok sağlam, ben size söyleyeyim. 70 maaşını veririm, seni direkt getiririm takıma. Çünkü hemen oynayacaksın yani. Bellingham'ın da gelişini gördük he. Bellingham'ın gelişini gördük, güzel. Bellingham'ın sözleşmesi 3 yıllık, korkutucu. Ama sen kalacaksın. 3 yıl içinde acaba Şampiyonlar Ligi'ni alabilir miyiz? Bence alırız ya. Sezon sonuna gidelim arkadaşlar. Ocak'ta yine şeye bakacağım ha. Ya bir yıldız düşürür müyüz hesabı, ona bir bakacağım. Ama bir sezon sonuna gidelim. Stoperlerimiz mesela ocağa kadar kaç olacaklar? O da çok önemli benim için ya. Abi 2029'a geldik, Avrupa yüzü göremedik. Düştük çıktık, düşüyorduk son sezonumuzda yine falan. Yani yeter ya. Nottingham Forest'a 3-1 yenildik. Yine yenildi. Abi Nottingham Forest bizden bu kadar iyi bir takım mı ya? Kafayı yiyeceğim ben. Oo, bu ne? Abi çıldıracağım. Abi kaçıncıyız çok merak ettim. Bayağı bir mağlubiyet de aldık çünkü. Tamam. Güzel. Ocaktan önceki son maçımızı kazandık. Stoperler 81, 81, 1.79 olmuş. 81 olmuş aldığımız oyuncu Bauer. Amduni 90 abi, sen şakasın ya. Ama 10.yüz Premier Lig'de. Bunlara rağmen 10.yüz. Şöyle bir diziliş abi. Bauer burada, Fontaine burada, Gil burada. Le Penant sağ bek. Meğer sol bek oluyor mu? Meğer burada kaç? Artı 5. Lan sağ ayaklıymış. Bari sağ bek yapalım lan. Meğer sen sağ bek ol. Yani sol bek olmanın manası yok. Tamam. Sağ bekimiz var. Sol bek arıyoruz arkadaşlar. İyi bir sol bek alırsak iyi olur bizim için. Dur bakayım. Sözleşmesi 2030'da biten oyunculara bakacağım ya. Badia Şehl. Badia Şehl'e bakayım. Sanmıyorum Chelsea'de kaldığını. Real Betis'e gitmiş abi. 2029'dan beri oradaymış. Neyse, bu kadro da başarılı olabilir. Ben size söyleyeyim, bu kadro da başarılı olabilir. Sadece birazcık istek lazım. Kazandık. Hadi abi. Ya dizilişi değiştirdikten sonra başarılı olalım en azından, bir umut ışığı olsun bize. Ne olursun ya. 2-1 yenildik. Tottenham'a yenilirsin, ne olur da. 3-1 tamam. Hadi abi. Aa devşirmeler oldu mu? Devşirmeler olmuş olabilir. 2 hafta geçti. Hey. Böyle devam abi, böyle devam. Zaten başka sol bek yok. Bu çocuk oynayacak mecbur. Biz bu çocuğa sol bek verdik mi peki? Le Penant, sana seni sol bek yapalım. Defansif bir sol bek olur lan senden çalışsan. Harbi çalış bakayım. Belki olur ya. Olmazsa yerine birini alırız. Kazanarak gitmemiz lazım. 3-3. Leicester City maçı. 2-2 bu beraberlikler, ne anlamıyorum. 4-1 kazandık. Kupa aldık. Kupada devam ediyoruz. Almadık da devam ediyoruz. Haydi. Haydi abi. 2-1 kazandık. Güzel. Galibiyetler üst üste geliyor. Abi. Arada yenilgi olur. Bir şey olmaz. Liverpool maçı tamam. Yani üst üste şeyler oldu biraz. Beraberlik. Bence üçlü defansa göre daha iyiyiz. Şu anda Arsenal'i falan yeniyoruz abi. Daha iyiyiz harbiden. Devam. Hedeflerden uzağız diyor yönetim. Senin hedefin ne ya? Neredeyiz ki biz şu an zaten? 3-2 güzel, Nottingham Forest'u falan yeniyoruz. Bak hiç yenemiyorduk. Bu bizim için bir aşamadır. Sheffield'ı yendik. Nisan ayındayız. Bir şeyler olsun, bir Avrupa'ya gidelim. Bir mucize olsun ya. Avrupa'ya gidelim be. Bir mucize. Liverpool'u yendik lan. Oğlum fenayız. Harbi galibiyet serisi yakaladık. Aston Villa bozuyor bizi. Seni de yeneceğiz oğlum. O City'yi yendik. Oğlum ne ilginç bir ikinci sezon ortayı oldu. İkinci devre oldu. Dizilişi değiştirdikten sonra takımın kaderi değişti. Bu arada Vlahovic Leverkusen'e gitmiş. Ben de Leverkusen Rebuild'inde onu almıştım galiba. Neyse. Stoperlerimiz 80-82. Bir tane harbiden baba stoper lazım oraya. Kalecimiz iyi. Sağ bekimiz iyi. Ligi 6. bitiriyoruz ulan bak. Biraz iyi olsaydık 4. bitirebilirmişiz. İlk devre iyi olsaydık 4. bitirirdik abi. Averajımız çok düşük işte. Çok gol yedik. Ondan oldu. Ama atılan golde herkesi geçiyoruz. Yani ligin en fazla gol atan ikinci takımıyız abi. Demek ki bu takımın harbiden defans sorunu var. Ki belli oluyor zaten, stoperlerimizin overall'ı düşük. Stoperler yerine daha iyilerini bulacağız abi, ben inanıyorum. Ama herkes formda şu an. Bir de öyle bir yanı var işin. Bakayım. Fontaine 26'ya 7. Amduni 22'ye 9. Diaby 14'e 5. İyiyiz abi. Bellingham 3 gol 5 asist mi? Bellingham nasıl 3 gol 5 asist ya, sen Bellingham'sın. Yeni sezonda daha iyi olacağız. Oyuncu bulmamız lazım sadece. Bunu istiyoruz sadece. Eğer böyle bir stoper falan bulursam. Tadımdan yenmez ya. Şimdi arkadaşlar, Fontaine 88. Stoper ve sol bek bulmamız lazım. Bize lazım olan şey bu. Sol bek arıyorum abi. Dümdüz sol bek arıyorum. Hadi ya. Bana ver şöyle bir yıldız, yok mu boşa düşen falan, hani sıkıntısı olan falan. Yok mu bir yıldızım ya? Hiç mi yok yani? 76'lık adam istemiyorum. Daha iyisi vardır.
İnanıyorum daha iyisi olduğuna. Harbiden yok yani, baksana. Ben bu kadronun da başarılı olacağını düşünüyorum gayet bu arada. Oradan altıncılığı aldıysak şu anda transfer yapmadan ilerleyebiliriz. Ocak 1'e doğru gideceğim. Hiç kimseden korkum yok, onu söyleyeyim. Hiçbir Premier Lig takımından korkmuyorum. Çünkü bizim yapabileceklerimizi kimse bilmiyor abi. Dörtlüye döndükten sonra bu takım çok değişti, ben inanıyorum. Hadi 2-2 tam olur. Crystal Palace hep sorun çıkarır. Liverpool'u 2-1 yendik oğlum, takım oldu lan galiba. Şu anda fena değiliz ve Avrupa Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Avrupa Ligi'ndeyiz, bu da Şampiyonlar Ligi için bir adım bize göre yani. Konuşamıyorum heyecandan. Heyecandan konuşamıyorum abi. Avrupa'da tecrübeleniyor şu an oyuncular. Tamam, 3-0. Chelsea maçı abi, iyi gidiyoruz. Chelsea'ye 4-3 yenildik, olur öyle. Şu an iyiyiz. Kopenhag'la oynuyoruz. Gel lan Kopenhag. Bak seni pis edeceğim şimdi. Seni pis edeceğim. Edemedim, 1-1 kaldık. Özür diliyorum. Özür diliyorum, edemedik. Bir Kopenhag maçı daha var ama. 4-0 Brentford'u yendik. Arkadaşlar 3-0 Kopenhag'ı yendik. Nottingham Forest her sezon bizi yeniyor. Olsun, yapacak bir şey. Sinirlenmiyoruz. Oyuncularımıza negatif yönde etkide bulunmuyoruz. Haydi abi. 1-1 olmadı orada. Tamam, güzel. Güzel. Avrupa'da gruplardan çıktık bence. 15 Aralık. Tamam. Hadi abi. Abi geliyoruz. Manchester City'ye yenildik. Olur öyle. Kupa. 2-0 falan. Ne oluyor oğlum? Takım harbiden coştu ha. Ocak 1'e geldik. Fontaine'in orada bir cezası var. Bauer 82'de kalmış. Biraz daha hızlı gelişebilir. Ligde 4.yüz abi. 31 puanımız var. Ligin lideri Arsenal 37 puan. 6 puan fark var abi aramızda. Şu an kaç yılındayız? 2031. 2031'de sözleşmesi bitenlere bakacağım. Enzo Fernandez'e bakıyoruz. 6 ay içinde bitiyor sözleşmesi. Bunu da yapıştır hemen. Ulan full orta sahadan denk geldi. Bir tane şöyle stoper denk gelmedi sözleşmesi biten alabileceğimiz bir adam ya. Orta sahada zaten Bauer vardı. Tamam hani... 6 rating geliştirmiş oluyoruz ama ya bir stoper denk gelseydi şu anda Şampiyonlar Ligi'nde at koşturuyorduk biz. Maaş da ne istiyorsa verelim, yeni sezonda bizimle olsun. Seneye Şampiyonlar Ligi var koçum, seni onun için alıyoruz ha, akıllı ol. Tamam, takımımız üst sırada. Bu Nottingham Forest'ta ne var abi? Ya bunlar niye bizim üstümüzde, bir dakika. Çok merak ettim ya. Aşırı merak, kim var bunlarda abi şu an? Teli almışlar, oha 88'lik tel, 84'lük Paketa. Oğlum bunlar hayvan gibi takım kurmuş. Elanga, Zobozday, Eren Dinkçi 79. Türk olduğu için hemen bakayım dedim. Wesley Fofana falan abi, bizden iyi stoperleri var ya. Nereden ne ara aldınız? Tabii bizim işte kuralımız olduğu için biz böyle şeyler yapamıyoruz. Hadi abi, 2031'in sonuna doğru gidiyoruz. Geliyor. Avrupa'da bir başarı elde edip ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum seneye. Seneye Şampiyonlar Ligi istiyorum. Görelim istiyorum orayı çünkü. Brighton, tamam. Chelsea maçı güzel. Devam ediyorum. Nottingham Forest kupada. Eledik Nottingham Forest'ı, eledik işte bu. İşte bu Forest'ı eledik. Oh be. Harbi rahatladım bak. Sinirlerimi bozmuştu Nottingham Forest. Şu anda bir rahatlama geldi. Avrupa'dan biz çıkamadık mı yani? Konferans liginde de mi yokuz? Gerçi maçlar şimdi oynanacak. Nottingham Forest'ı 2 maçta da yendik kupada. Tottenham'la eşleşiyoruz Avrupa'da. Tottenham'ı yeniyoruz ilk tur. Güzel. Güzel abi. Avrupa'da ismimizi çeyrek finale yazdırdık. Tottenham'ı yendik. Fulham'ı yendik. Abi ligde ikinci falan olacağız herhalde. Aston Villa yine bizi yendi. Villarreal maçı. Villarreal'e yenilmeyin ya. Villarreal'e yenelim bari. Yarı finalde yenelim Avrupa'da. Ne alaka? Şu anda her şey tersine gidiyor. Ne oluyor beraberlikler? Hey. Villarreal'e elendik Tottenham'ı eleyip ya. Nottingham Forest bizi ligde yendi abi yine. Yani inanılmaz bir sezon sonu. Çok iyiydik. Sezon sonuna doğru batırma işi oldu. 60 puanda 6. bitirdik. Üzgünüz. Seneye Enzo geliyor. Stoperlerimiz de gelişti. Bunun intikamı alınacak. Onu söyleyeyim. 27'ye 4. 21'e 11 diye bir. Evet, bunları da göstermiş olayım. Şu anda cidden moralim bozuldu. Bir Emirates FA Kupası'na falan bakalım. En azından bu sezon Avrupa'da mücadele ettik. Seneye de Avrupa'dayız. Oralardayız yani. Karabağ'da finale kadar çıkıp City'ye kaptırdık. Şampiyonlar Ligi'ni City kazanmış. Avrupa Ligi... Villarreal kazanmış. Eleseydik Lens'le oynayacak. Belki de Avrupa'yı kazanacaktık. Evet arkadaşlar, bu sezon transfer yapmayacağım. Çünkü gerçekten takıma güveniyorum. Ama bir dakika ya, bakmazsam da olmaz. Yine de biz bir yedek bek oynayacak adam alalım bu arada. Şu 75'lik şurada bir şey vardı. Sen gel. Hani yedek oynarsın, bir şeyler yaparsın. Lazım çünkü o. Bu arada o sol bek çocuk sol bek oldu mu ya? Lefenant mıdır nedir? Oldu mu acaba? Sağ beke de şunu alırız. Enzom da geldi. Bauer mesela acayip kaliteli bir yedek oldu. Bence yedeklerimiz iyi ya. Bakma. Ya iyi yedeklerimiz var. Zaruri falan 81 abi. Bu takım Premier Ligi kazanabilecek bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleyebilecek bir takım, ben inanıyorum. Tottenham'ı Arsenal'i yenerek başladık abi. Tottenham'ı Arsenal'i yenerek başladık. Biz de çok iyi. 3'te 3. 3'te 3. Liverpool maçı. Liverpool maçı. 4'te 4 gidiyoruz. Abi dedim bu takım ama iyi diye artık. Sonunda olsun ya. 3-1 çok iyi. Toulouse maçı var. Bu şeyin takımı değil mi ya? Fener Comolli'nin takımı bu. Comolli'yi de yendik. 1-0 kazandık. Gayet güzel. Nottingham Forest'ı yendik. Heh, Nottingham akıllı ol. Ligde de böyle yenerim seni. Seni her türlü yeneceğim oğlum. 2-1. Abi şu anda firesiz gidiyoruz ha. Ekim ayına geldik. Hiç yenilgimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok yani.
Devam abi, Brighton maçı. Brighton 1-1 olabilir. İlk fremizi verdik. Avrupa'da 3-0'la devam ediyoruz. Manchester United'da yenildik, olabilir. Crystal Palace abi her... Ya neyse, bir şey demeyeceğim ya. Bir şey demeyeceğim. Mağlubiyetler başladı ama takıma bir şey oldu. Takımı anlamlandıramadığım bir şey oldu yani. İyi başlamıştık. Aston Villa beraberliği. United'a bir daha yenildik bir turda. Bekle abi, ne oldun ya? Dalga mı geçiyorsun ya? 4. yüz ligde. Ya inanılmaz abi, hadi ya sakatlanmayın. Amdouni 8 hafta, Diaby 2 ay sakat. Ocaktayız, buna bir çözüm bulmamız lazım hemen. Fonten şurada oynayacaksın. Bu şekilde devam abi. Bu Bellingham orada ofansif orta saha rolünü üstlenecek. Sezon sonuna gidiyoruz. Transferde adam da bulamıyor. Bu adamları dolduracak birini bulamazsın şu an gelebilecek, anladın mı? O yüzden hiç ellemeyeceğim. Ocak şu an, Mart'ta bitiyor zaten bu sakatlık işi. Hemen düzeltiriz ya. Mart'a kadar dayanın oğlum. Mart'a kadar çok yenilmeyin. West Ham maçı 0-0. Gol atmakta zorlanıyoruz işte. 2 tane hücum oyuncumuz gitti. Alfa Diaby'nin sakatlığı büyük vurdu takımı. 1-0 güzel. Sakat sakat Nottingham Forest'ı da yeniyoruz ha. Şimdi birazdan Avrupa'da maçımız var. Avrupa'da kazanarak ilerleyelim. Avrupa önemli benim için. 3-2. Sturmgraz'a yenilme. Sturmgraz'a elenmeyelim. Puh gerizekalılar. Sturmgraz'a elendik. Dur şurada. Son maç ne oldu? Chelsea'yi yendik. Döndünüz mü? Diaby, Amdouni döndünüz değil mi ha? Ya şu takım çok iyiydi ya. Harbiden iyiydik, bozulduk yani. Sol kanat, sağ kanat. 91 olmuş Brian Gill. Haydi abi, Avrupa'dan elendik. Tek odamız şu anda lig. Gayet güzel. Gayet güzel. Arsenal'e yenilebiliriz. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bu da kesinleşti diyebiliriz. Tabii çok da berabere kalmayalım. Öyle çok da şey, rahat olmayalım yani. 2-0. Crystal Palace illa bizi yenecek. Abi kovdurdu bizi Crystal Palace. 3. 70 puanla 3. Norwich'i yensek de bir şey değişmeyecekmiş zaten. Emirates FA Kupası yokuz abi. Karabağ Kupası yokuz abi. Şampiyon Avrupa Ligi ne olmuş? Sturmgraz bizi eledi, sonra ne? Fiorentina'ya elendi. 22 gol 9 asist Gil. Fonten 18'e 9. Amdouni 18'e 5. Bellingham 9'a 7. Abi çok dağılmış verimler ama iyiyiz. Ligde gol atma durumumuz ne? Kaç gol atmışız? 71 gol atıp 50 gol yemişiz. Yine fazla yiyoruz abi. Yine fazla yiyoruz. O yüzden oluyor. Yani yeni sezonda ben direkt olarak Ocak 1'e gitmek istiyorum. Ocak 1'i görmek istiyorum. Gerek olursa, ihtiyaç duyarsak takviye yapabiliriz Ocak 1'de. Bir araştırma yaparız ama şu anda bir takviyeye ihtiyaç duymuyorum. Ben bu takıma inanıyorum abi. Ocak 1'e gideceğiz. Geçen dönem Ocak 1'e vura vura gitmiştik. Şimdi de eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan falan çıkarsak müthiş olur bizim için. Şampiyonlar Ligi gruplarımızda kim olacak onu da tabii bilmiyoruz. 2032 yılındayız dostlar. Bu arada kazanarak gittik, konuşmayı unuttum ha. Kazanarak gittik. Benim için normalleşti kazanmak. Ben kazanmayı severim ve isterim her zaman. Valencia'ya karşı... Ya yenilme. Yenilme Valencia'ya. Ne yaptın? İkinci maçı kazan. İkinci maçı kazanman lazım. İkinci maçı da yenildik. Ne oluyor oğlum gruplarda? Çıkamayacağız mı lan? Galiba çıkamayacağız ha. Galiba çıkamayacağız abi. Bu skorlarla çıkamayız. Benfica'yı yenmemiz lazım. Yendik, güzel. Güzel, 6-7. Kaç puan yaptığımızı unuttum. 10 puan yaparsak çıkarız. Lazio yenersek çıkarız. 2-2 kaldık. Belirsiz şu an ne olduğu. Şu an ne olduğu belirsiz abi. Ligde bir galibiyet aldık. Ligde kaçıncıyız? Önce ona bakayım. Emirates FA Kupası'nı geç ya. Premier Lig. İkinciyiz abi. Liderin 4 puan arkasındayız. Tamam. Şampiyonlar Ligi. Allah kahretsin. Aynı puandayız Valencia ile. Çıkamadık ya. Geç, sezon sonuna geç. Beni sinirlendirme. Evet arkadaşlar. Gittim bir hava aldım. Dolaştım geldim. Sezon sonunda simüle edilirken. Yani burada sol bekimiz eksik ama iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Emirates FA Kupası'nda final yapıp alamıyoruz. Ligde ikinciyiz. Ligde ikincilik iyidir. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Juventus almış. Burada ilerleyen yemediğimiz için üzüldüm. Avrupa'ya hiç bakmadım. Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz. Güzel. Seneye de Şampiyonlar Ligi mi be? He? Ne diyorsunuz? Abi şu anda bak, şu anda keyiflendim. Orada sinirlenip çıkmıştım az önce. Dolaştım geldim yani harbiden. Abi kaptan Diaby'dir bu arada. Diaby sakatlığında kaptallığı Çakal Ferri almış da onu yedirmeyiz yani. Ligde ikinci olduğumuza göre gol krallığı durumuna bakalım. Garnacho, Saka, Mukoko. Bizden kimse yok. Asist krallığında yokuz. Gol yenmeyen maçta hiçbir şeyde yokuz abi. Avrupa'da da yokuzdur. Aa, Avrupa Ligi'ne bir bakalım. Avrupa Ligi'ni aldık lan. O yüzden bakacağım. Var mıyız? Sonuçta sonradan geldik ya, gruplarda oynamadık ya. O etkiliyor tabii. O yüzden yokuzdur. 27 gol 13 asist Fontaine, Gil 24'e 14, Amdouni 23'e 8. Takım oynamış abi. Takım oynamış, bir tek işte fazla gol yeme sıkıntımız var değil mi? Puan durumuna bakayım. Yenilen gol 45. Aslında çok da fazla yememişiz. Fena değiliz, iyiyiz ya. En çok gol attığımız sezon bu sezon galiba. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi için geliyoruz. Hemen yeni sezonumuza geçiyoruz. O Şampiyonlar Ligi kupası buraya gelecek abi. Yeni sezonumuzda bir tek sol bekimiz kötü. Yeter lan, kötü olursan ol. Oynayacaksın lan orada. Sol bek hala alışamadın mı? Kaç sezondur? Adama bak ya. Hala alışamamış manyak. İnsan artık mevkisini bir benimser lan.
Kovulduğumuz için herifin şeyi de gitmiş. Sol beke çevirdim mevkisini. Adamda hala ünlem var. Yerini yadırgadı ya. İnanılmaz. Eskiden artı alıyordu bu adam bekle. Niye böyle oldu onu da anlamadım. Neyse. Heh, biraz düzeldi. Yeni sezon başında kovmayın abi. Şampiyonlar Ligi maceramız var ya. Yapmayın onu. O değil de Muriç de Emektar hala takımda ya. 34 yaşında. Helal olsun. 80'e kadar da gelmiş. Şimdi artık Şampiyonlar Ligi'nde bu sene biraz daha tecrübeliyiz. İkinci kez katılıyoruz. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sezonumuz başladı. Dostluk maçları. Tamam beraberlik Juventus'la fena bir şey değil. Al-Nassr'ı yendik. Eyvallah. Ronaldo bırakmıştır bu arada artık değil mi? 2033 oldu yıl. Evet. Süper Kupa maçı. Juventus'u yeniyoruz. Süper Kupa aldık. Bu sezon durdurulamaz bir takımız biz. Bu sezon durdurulamaz. Everton bizi yendi. Daha ikinci maç Everton bizi yendi. Olabilir. Evet Sevilla maçı. Sevilla'yı yendik. 3-3 gidiyoruz gruplarda. Çıktık gruplardan. Geçmiş olsun. Bekle beni Şampiyonlar Ligi son 16. Bekle. Bekleyeceksin beni. Sevilla ile berabere kaldık. Haydi abi 3-1 güzel. Şu an 10 puan yaptık zaten Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi gruplarını merak ettim. Önce lige bakacağım. Ligde lideriz 40-40. Abi Leeds'e falan yenilmesen 3 puan öndeydik Liverpool'dan. Neyse Şampiyonlar Ligi birinci çıkıyoruz ve Genk ile eşleşiyoruz abi. Gayet iyi. Son 16'da da çıtır kura gelmiş. Hemen ilerleyelim o kuraya doğru. Hiç vakit kaybetmeyecek. Kuraya doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım finale doğru gidebilecek miyiz? Yoksa bir sezon daha mı diyecek bizim çocuklar göreceğiz. Sol bekteki adam illa itiraz ediyor. Seni finalde de sol bek oynatacağım. Her yerde sol bek oynatacağım. Karşı tarafta Escobar vardı gördünüz mü? Escobar lan. Evet. 3-3 kaldık. Bu ne oğlum? Bu ne manyak bir maç lan. Escobar'la Tolu gol atıyor. Bu Genk ne ilginç bir takım. Abi çıtır tur dedik bilmem ne dedik. Bizi gömecekler ya. Çıtır çıtır yiyecekler abi bizi. Yapmayın şöyle şeyler. Kazanalım geçelim baba ya. 2-1 işte bu. Bellingham'la Fontaine. Golcülerimiz var. Adamlarımız var bizim ya. Ligde durum ne? Birinciyiz hala 57 puandayız. Hadi lan hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi bu sezon. Olur mu be? Liverpool maçı. Liverpool'u yendik güzel. Güzel abi nerede şimdi? Salzburg'la eşleştik. Şimdi öyle bir sezonlardayız ki Genk'e ben aptal gibi çıtır bir takım dedim. Ama 2034'e geldik abi. Rijenlerle bu takımlar artık çok iyi takımlar olmuş olabilirler. Bunu atlıyorum bence. Nottingham Forest'a yenildik. Şampiyonluk yolunda bana geldi çelme taktı görüyor musun ya? Oha karşı tarafta Türk var. Şan. İsmi Şan. İlginç bir takım. Bence biz bu takımı yeneriz. Trufert falan oynuyor. Yenmemiz lazım. Diye bir yerine başkası oynasın yenelim direkt. 2-2 kaldık. Yapma ya. Alfa. Senin yerine... Evet biliyorum kaptansın ama Bauer oynar mı? Bauer 83 oynuyor. Oynar abi. Şu yedeklerden zaruri çıkar. Yaştan dolayı overall'ı düşmüş. Hadi abi ya. Hadi abi kazanalım geçelim. Vuralım geçelim istiyorum. Vuralım geçelim. Yedek kulübesinde eksik oyuncu olsun. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Le Penat ve Fermin. Bak beklemediğimiz oyuncular bizi kurtarıyor. İşte bu. Sol bekte kızdığımız adam golü atmış. Bir de Fermin yedeklerden gelmiş atmış. Çeyrek finalden... İsmimizi artık yarı finale yazdırmış olduk. Bir yandan lig yarışı devam ediyor. Alfa Diaby'nin hemen dönmesi lazım. Çünkü ortalık karışacak gibi. Wolves maçı var. Wolves'u 3-1 yendik. Güzel. Hadi abi artık Gil 91 olmuştu. Buradan düşmeye başlamış abi. Öyle bir şey 33 yaşına gelmiş. Acayip Amduni 33 yaşında. Yani var ya bu adamlar son demleri ya. Inter ilk maçı. Ulan burada da Escobar var. Benim peşim bırak Escobar. Bu ne ya? Allah Allah. 2-1 yendik. Fontaine Bryan. Niye artık her yerde Escobar var? Bu maçı alırsak finaldeyiz çocuklar. Bunun bilinciyle oynamanız lazım. Bunun bilinciyle oynayın. Bak Escobar korkmuş kaçmış başkası oynayacak. Bunun bilinciyle oynayın. 1-1 tamam. Güzel berabere kaldık. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Olay budur. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Bir yandan Premier Lig'de şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Finaldeki rakibimizi birazdan öğreneceğiz. Premier Lig'de de lideriz. Lideriz ve maç eksiğine rağmen lideriz. Chelsea'nin maç eksiği var ona rağmen. Oğlum ligde bitiyor. Son 2 maç. Bir dakika. Kaç puanız biz? 81. Onlar 76. 6 puan alsalar. Biz 1 puan aldığımız takdirde şampiyonuz. 2 maçtan 1 puan almamız lazım. O zaman şampiyonuz. Everton maçı. Kazanırsak şampiyonuz. Yenildik lan. Chelsea 79. Averajımız daha yüksek. Abi yapma. 1 puan alalım şampiyon olalım. Saçmalamayın. 1-1 tamam oh be. Oh be. Burada yani yenilip şampiyonluğu falan verseydik çok üzülürdüm. Burnley Premier Lig şampiyonu. Kupayı aldık Kompany hocayla beraber. Oh be. Yani şurayı bildin artık kaçıncı sezonundayız bilmiyorum ama buraya editörümüz yazıyordur. Bu sezona kadar geldik. Sonunda ligde şampiyonluğu aldık. Bak aynı puandayız görüyorsunuz. Bu maçı verseydik demek ki şampiyonluk gidiyordu. Emirates FA Kupası yokuz abi. Birazdan Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağız. Hemen bir sezon değerlendirmesi yapıp Şampiyonlar Ligi finalini oynamak istiyorum. Çünkü emeklerimin hakkını almak istiyorum abi. Şampiyonlar Ligi'nde Bellingham 11 gol. Gol kralı, asist krallığında İbrahimovic var. Bu ne lan? Bakacağım buna. Bu İbrahimovic'i merak ettim. Bellingham 3. Asist şeyde yokuz, kalecide yokuz. İbrahimovic dengemi bozdu. Premier Lig. Evet, Bellingham'la Fontaine'i görüyorsunuz asiste. Gol krallığında yokuz.
Ama Abdülü, Fontaine, Bellingham 19-19-17. Hayvan gibi atmışlar. Ya gol kralı çıkarmamış olabiliriz ama hayvan gibi atmışlar abi. Şimdi Sevilla'daki bu İbrahimovic adlı arkadaş kimdi? Bu arada Galatasaray ne olmuş? Şampiyonlar Ligi'ndeymiş bakalım. Yusuf Demir var, Barış Alper Yılmaz var. 74 overall ya. Barış Alper 34 yaşına gelmiş. 29 yaşına gelmiş abi. Galatasaray'ın genç yeteneklerine bak. Artık o kadar ilerledik ki herkes yaşlandı. 4 gol, 3 gol. Bu kim abi? Bir dakika, İbrahimovic. 81 overall sol kanat bir İbrahimovic var. Fransız Pele abi adam. 97 overall ne demek? Pele'nin bir tek 97'lik kartı var değil mi Ultimate Team'de? Paris Saint-Germain'le karşı oynayacağız. Karşımızda Ferran Torres, Mbappe, Greenwood, böyle bir takım var. Oha, stoperde Ricen bir Türk oyuncu var. Kaptan hem de, Çetin ismi. Servet Çetin'in Ricen'i. Şaka bir yana, harbiden Ricen Türk oyuncu var. Ya da belki altyapı çıkışlıdır, bilmiyorum. Ya çok merak ettim, şu Çetin'in overall'ına bakacağım, öyle gireceğim ya. 81 overall, sol ayaklı, 22 yaşında. Abi inanılmaz bir adam ya. Ben şu anda aklıma getiremedim çünkü allak bullağım abi. Finali oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Buradayız. Şöyle yedeklerimize bakalım, yedeklerde hepsi işimize yarayacak oyuncular. Tamamdır abi, buradayız. Buradayız, maçımıza geçiyoruz. Ben şu an çok hazırım. Geliyoruz. Geliyoruz, Mbappe pankartı işe yaramaz. Biz geliyoruz, serbest takım geliyor. Serbest takım burada abi. Kimse meraklanmasın. Çünkü serbest takım burada. Yapma. Yapma, geliyorlar, araya girdik. Şimdi Enzo. Verdi pasını, geçmedi top. Mbappe, aman diyoruz. Aman diyoruz. Aman diyoruz, geliyorlar. Agüero. Agüero, isme bak. Agüero ceza alanına girdi. Agüero ceza alanına baktı. Hayırdır? Buradayız hocam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, tamam. Sol bekteki çocuk biraz da korktu çünkü sürekli inkar ediyor ya ben sol bek değilim diye. Öyle bir pozisyona girince korktu. Şimdi Alves. Stoperden geliyoruz. Alves'le pas veremedik. Biraz heyecan var şu an bende. Biraz heyecan var, onu söyleyeyim. Oha, Mbappe neler yapıyorlar. Ne oluyor lan? Ceza alanı için. Ne olur yemeyelim golü. Helal. Helal. Alves sen başka. Bruno Alves misin? Nesin kardeşim? Aman. Sadece pasların çok kötü Alves'im be. Yedik. Pasların çok kötü ya. Pas veremedik orada. Aptal gibi gol yedik. Sıkıntı yok, biz bu maçı döndürürüz abi. 1-0 geriye düşsek de Amdouni'miz var. Fonte'miz var. Fonte. Amdouni kaçıyor musun Amdouni? Sola da sağa doğru oynadım. Brian Gil ceza alanına girdi. Brian Gil ceza alanında. Brian Gil şimdi çekti topu. Brian Gil ne yapacak? Brian Gil! Manyak gol geldi Brian Gil'den. Tek başına attı, adamsın. Adamsın, saçlarına kurban senin, işte bu. İşte bu Brian Gil. Geldi geldi, attı golü. Geç yürü. Yürü Paris Saint Germain. Hadi bakalım. Çetin. Bak bak Çetin'e bak. Çetin bize şuradan şeyler yapsan ya. Aha. Yürü. Yürü Amdouni. Amdouni verdim pası. Bellingham. Sağ taraftayız. Çok güzel geliyoruz. Şimdi Brian Gil. Brian Gil. Aradan Bellingham kaçıyor. Jude Bellingham. Jude Bellingham ceza alanına girdi. Jude Bellingham baktı. Ceza alanı içine bir orta. Abi FPS düşük gözüküyor. Bunu ayarlayacağım şimdi. Ama şu atak bitsin önce. Brian Gil sağ taraf. Jude Bellingham. Bellingham ceza alanına baktı. Bellingham. Kaybettik. Arkadaşlar iki ayar yaptım. FPS'i düzelttim. Kusura bakmayın. Şimdi Doucouré geliyor. Doucouré geriye doğru çıkardı. Geliyorlar abi, aman. Bırakmayalım. Lan FPS düzelince daha mı kötü oynuyoruz? Hayırdır? Aa, tamam. Alves. Alves yapma bu hataları ya. Tutamıyorum öyle olunca ya. Ya bu amatörlük olmaz işte ya. Benim hatam, tamam, sıkıntı yok, atacağız. Atacağız. Fontaine yürü. Fontaine. Ya bizim elimizde 97'lik böyle bir adam var. Fontaine gidiyor, kaybettik. Manyağa bak ya. Manyağa bak. Uzaklaştır şunu, tamam, yürü. Yürü yürü yürü. İlk yarı bitti. Manyağı görüyor musun? Nasıl geliyor ya? Hasta abi bunlar ama ben bunları yenmesini biliyorum. Sıkıntı yok. Ben bunları yenmesini biliyorum abi. Fontaine. Fontaine yürü oğlum. Fontaine sola doğru verdin. Alfa Diaby. Alfa Diaby, sen bunları yenecek adamsın. Sen bunları yenecek olan adamsın Alfa Diaby. Fontaine tekrardan oynadım. Bir berkaç yaptık. Alfa Diaby ceza alanına baktı. Alfa Diaby. Alfa Diaby şimdi kimi görsün? Verdi pasını. Fontaine. Fontaine. Sol tarafta sol bekimizi gördük. Sol bek olmayan sol bek ceza alanına baktı. Sağ ayağıyla ortaya açtı. Brian Gil var arkada, olmadı. Olmadı. Güzel ortaydı, olmadı abi. Güzeldi ama atak. Beğendim. Enzo aradan Diaby'yi gördün. Diaby. Diaby, rakibini hızınla ezeceksin. Alfa Diaby'sin sen. Alfayım diye bağırıyor. Alfa Diaby. Alfa Diaby çevirdin. Şimdi Fontaine. Fontaine ne yapacak? Dışarı döndük. Hadi abi, hadi hadi hadi. Topu çevir hemen. Topu çevirmen lazım. Ceza alanına baktık. Brian Gil sağ taraftan. Ya Brian Gil yapma. O nasıl pas? O nasıl pas? Sağ taraftan bindirme vardı. Mbappe geliyorlar şimdi. Bellingham. Bellingham. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Amdouni. Amdouni gidiyor. Amdouni tuttu topu. Amdouni. Deriye oynadın. Fontaine. Fontaine vur son gayretinle. Rezalet paslaşmalar yaptınız. Brian Gil kaçıyordu Amdouni ya.
Gil kaçıyordu abi orada. Çok iyi, yürü. Yürü yürü, Mbappe'ye izin orada, yürü, gitmeli, araya kaçın artık. Bellingham aradan birine pas verecek. Brian Gill'e verdik. Brian Gill tekrardan Bellingham'ı gördün. Kontra atağımız gitti. Neyse, Bellingham giriyor. Bellingham ver pasını. Fontaine. Fontaine. Çok güzel vurdu Fontaine. İşte bu 2-2 yapıyoruz. Dakika 78. Fontaine. Fontaine atıyor golünü. Olay budur. Adamsın Fontaine. Adamsın. Çok iyi gördük pası. Bellingham'ın pası. Fontaine'in golü. Ve durumu 2-2'ye getiriyoruz. Biz bu maçı almaya geldik, onu söyleyeyim. Biz bu maçı almaya geldik, buradayız. Sen hızsın diye bir yürü, helal olsun sana. Helal olsun. Ceza alanında kim var, kimse yetişemedi. Şimdi ceza alanında Amdouni var. Amdouni'ye doğru. Fontaine aldı. Fontaine düzeltti. Gol! İşte bu. Fontaine inanılmaz bir gol attı. Fontaine inanılmaz gol attı, olay budur. Of 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 of, işte bu. Alfa Diaby'nin ortası. Amdouni'yi açmıştım aslında. Fontaine düzeltti, vurdu, golünü attı. Önünde de Çetin var ha. Paris Saint Germain kaptanı Çetin'in önünden attı golü. Son 5 dakika, şu topu alalım ve uzaklaştıralım. Şu topu alıp uzaklaştıralım. Gerekirse kayın, vurun. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın, bu maçı bitirelim. Bu maç bitsin artık. Faulümüzü yaptık, yeter. Kalk ayağa diyoruz. Kalk ayağa diyoruz. Meğer sağ bekimiz, meğer fizikli bir sağ bek. Hem de hızlı hızlı, bu garip bir adam bu. Hocam bizde. Hocam bitir. Bitirdim mi? Yes, işte bu. Arkadaşlar, yıllar süren sadece serbest futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanma Rebir Challenge'ımızın sonuna gelmiş olduk. Yani gerçekten bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum ve benle burada stüdyoda bekleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adamlar benim videoyu bitirmemi bekliyor kaç saattir. Yani karınları acıkmıştır ki benim de acıktı. Diyecek bir şey yok, onlara da teşekkür ediyorum. Finali kazandık, çok mutluyuz. Ve şimdi burada, lan Ferri ne alaka ya? Ferri yine bir şekilde kaptan olmuş diye bir sakatlanınca. Neyse. Serbest takımımız şampiyon. Olay budur dostlar. Bir sonraki FC 24 kariyer modu videosunda neler görmek istersiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.